Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Kaya Haber Bülteni'nin 3. bölümündeyiz hemşerim. Yok, 3. bölümüydü. Evet, 3. bölümündeyiz. 03 bu arada nerenin plakasıydı? Aşağı yorumlarda belirtin. O kişiye, ilk yazana, on hesabımda olmadıysam on hesabına abone olacağım veyahut da olduysam da like atarım son videosuna diyelim. Evet, şimdi ne mi yapacağız? Evet, Kaya Haber Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ilginç bilgilerle. Öncelikle 2. bölümümüzde demiştim ki sizlerden gelen yorumlarda yapalım demiştim. Sizlerin isteğini de yapalım demiştim. Aşağı yorumlarda belirtiyorsunuz yine. Ne haberler çekmem istiyorsanız. Sağ alt köşede de bir anket vereceğim. Ne üzerine çekmem istiyorsanız ben de onun üzerine çekerim efendim. Evet, şimdi Mert Bey demişti. Hayvanlar, çevre, doğa ve bilgilendirme diye yorumun için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalına da sağ alt köşeden vereceğim. Kanalına gidip abone olabilirsiniz. Efsane bir kanalı var. Gerçekten güzel bir kanalı var. Gidip kanalına abone olalım. Destek verelim. Evet, şimdi o halde derhal haberimize geçelim. Karasu Nehri'ne atılan çöpler doğaya ve hayvanları tehdit ediyor. Muş'taki Karasu Nehri'ne atılan çöp ve atık maddeler çevre kirliliğine yol açarken hayvanlara ise zarar veriyor. Maalesef ve ne yazık ki. Muş Ovası'nda özellikle çiftçilerin tarım arazilerini sulamasına kullandığı kentin ikinci büyük nehri olan Karasu Nehri çöp ve atık maddeler nedeniyle tehlike saçıyor. Nehre atılan plastik kova, çocuk bezi, kanepe, ayakkabı, halı, hayvan leşleri, tarım arazilerine buradan su ihtiyacını karşılayan hayvanlara zarar veriyor. Yeşilce Mahallesi Muhtarı Mustafa İrfan Subaşı plastik malzemelerin şu an bulunduğu konum itibariyle uluslararası Türk terör örgütü gibi bir şey olduğunu belirterek, çünkü dünyanın başına bela olmuş, yarın musluklarımızdan plastik malzeme akırsa hiç şaşmayalım demişti. Yeşilce Mahallesi'nin 120 büyükbaş hayvanına baktığını belirten çoban Ekrem Yılmaz da vatandaşların araçlarla getirdiği çöpü köprünün üzerinden nehre döktüğünü söyledi. Yılmaz, hayvanların nehri kenarından bulunan çöpleri yediğinde hastalandığını ve sonra da telef olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili yazılı çalışmalı yapan Muş Alparslan Üniversitesi MŞU Öğretim Görevlisi Yönetim Bölüm Başkanı Bengü Şekeroğlu ise çevrenin insanı ve diğer tüm canlıları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkilerinin bütünlüğünü kapsadığını söyledi. Çevrenin doğal yapısının bozulmasının insanları olumsuz yönde etkilenmesine ve çevre kirliliğine yol açtığını hatırlatan Şekeroğlu, çevre kirliliğinin oluşmaması çevre eğitimiyle sağlanacak olan çevre bilincinin oluşturulmasına bağlıdır. Çevreye duyarlı olabilmek için yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakın bilme bilincini sonradan kazandırmak oldukça zordur. Çevre eğitimi çocukluk döneminden başlayarak toplumun tüm kesimini kapsayarak yaygınlaştırılabilmeli ve sürekliliğini sağlanmalıdır. Çevre bilincinin geliştirilmesi için çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması için başta yer almak üzere konuyla ilgili tüm aktörlere görevler düşmektedir, dedi. Çevre kirliliği nedeniyle su kaynaklarının kirlenmekte olduğunu ve bu kirliliğin başta insanlar olmak üzere tüm canlıları etkilediğini kaydeden Şekeroğlu, dünyada temiz su kaynakları giderek azalmakta, çoğu ülkeler giderek su yoksa da ülkeler arasına girmektedir. Su kirliliği tüm tarım arazilerine, dolayısıyla tarım ürünlerine su kaynaklarını kullanan insan ve hayvanlara kalıcı zararlar vermektedir. Sorunları ve kirliliği küresel etkilere sahip olmakla birlikte Anadolu'nun en güzel coğrafyalarından biri olan bölgemizdeki doğal, kültürel ve varlıkları kaynakları da oldukça zarar vermektedir. Özellikle şehrimizde bulunan Murat Nehri, Karasu Nehri çevre kirliliğinden etkilen yüzyıllardır. Hayat veren bu su kaynakları, insanların çevre konusunda bilinçsiz davranması, her türlü çöp ve atıkları nehre ve çevresine atmasıyla birlikte kirlenmeye başlamıştır. Bu anlamda özellikle Karasu Nehri çevre kirliliği konusunda tehlikeli boyutlara ulaşmış, tehlike sinyalleri vermeye başlamıştır. Doğa ve hayvan sevgisi, çevre insanların yaşayabileceği ikinci evi gibidir. Çevre bir tek bizim değil, diğer canlıların da yaşamını sürdürebilmeleri için temiz tutulmalıdır. Mesela çevreyi oluşturan çiçekler, ağaçlar, orman, göller ve benzeri böyle şeyler orman doğayı oluşturur. Çiçekleri koparıp yerlere atmaları veya ağaçları kesip
başka bir şey inşa etmeleri, kötü bir durum, ağaçları kesmeleri, yasaklı bir hale gelmesi ormanları korumamız anlamına gelir. Hiç. Poşet dünyası kullandığımız poşetleri ne kadar tanıyor? Hayvanları koruma. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak adına yatırımlarını hızlı bir şekilde devam ederken içinde bulunduğu doğayı ve çevreyi de düşünen ve koruyan bir enerji firmasıdır. Son olarak Sıra Konaklar ilçesinde yürüttüğü Versenik Yaban Hayatı Geliştirme Alanı'nda doğayı ve hayvanları koruma projesiyle taş ödülünü kazanarak da bu özelliğini resmileştirmiştir. Doğa ve hayvanları koruma projesine neden kısaca bazı bilgiler. 49 yılına ihtisas sahibi bir birey veterinere endirerek hekim çalıştırılacaktır. 4x4 özel yapım hayvan nakil kurtarma aracı temin edilmiştir. Narkotik tüfek, hayat kurtarma ve yakalama düzenekleri, fotokopatan, video kopan, elektrik tasma ve gerekli pek çok operasyon malzemeleri de temin edilmiştir. Bunlarla ilgili aylık genel giderler karşılanmaktadır. Doğa ve dünya hakkında bilmediğimiz 10 çarpıcı gerçeği. Bize okulda anlatılan balank çevre bilgilerini biliyoruz. İlgilenlerimizin konu üzerine araştırmalar yaparak bilinçleniyor, doğal kaynaklarımızı koruyabilmek için bilinçli tüketiyor, çöpünü çöpe atıyor ve doğada olmayacak salgısı reddediyor. İklim değişikliği, küresel ısınma ve evre kirliliği gaz art edilemez. Harekete geçmesini sağlayan bu gerekler üzerine artmalar. Biz kısaca geçelim. Bilgilerden bazıları şöyle. Dünya üzerindeki su sürekli olarak bir döngü içerisindedir. Bugün içtiğimiz suyu ilk insanın içtiği suyla aynı olabilir. Çevre kirliliği bunun önüne geçmezse torunlarımız bile bizim içtiğimiz suyu içebilir. Biliyorsunuz şelaleyi. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Bunda plastik şişelerde satılan tüm suların %40'ı çeşme suyudur. Arkadaşlar ben bu bilgi gerçek midir bilmiyorum ama böyle söylüyor. Görmüş olduğunuz gibi anlatmaya gerek yok. Mükemmel su, çeşme suyu. Çeşme suyu için efendim. 27.000 adet ağaç yalnızca tuvalet kağıdı üretimi için kesilmektedir. Bilinçli tüketim geleceğimize daha güvenli bakmamızı sağlayabilir. Ne güzel orman ya. Anlatmaya gerek yok. Muhteşem. 6 kez geri dönüştürülebilir. Sonrasında lifler güçsüzleşince parçalamaya başlar. Öncelikle kağıtlar ihtiyacımız olmadıkça tüketmemeli. Kağıtların tekrar kullanılması ve değerlemesini sağlamalıyız. Kağıtlar. Nüfusun yalnızca %1'in sağlıklı bir hava soluduğu tahmin ediliyor. Hava kirliliği hiç olmadığı kadar ilerlemiş durumda maalesef. Görmüş olduğunuz gibi. Hava kirliliği çok yüksek ve en yüksek nüfusa sahip biliyorsunuz ki. Her yıl 20 milyon hektar yağmur ormanı yok oluyor. Maalesef bu da ister acısı bir durum. Çevre kirliliğinde en çok can alan felaketlerine biridir. 100 milyondan fazla insanın hayatını etkilemektedir. Artık yöntemi, sistemleri ve çöpün çevreye atılması yüzünden. Okyanuslarda bir çöp adası oluşmuş durumda. Bu ada Hindistan, Meksika ve tüm Avrupa'nın toplamına eşit boyutta. Okyanustan toplanan çöplerin başında. Çevre çevre çepe çevre. Kısaca bir şarkı yaptım. Neyse. Bu arada rap müzik yaptım. Sağ üst köşeden dinleyebilirsiniz. Kuzenimle birlikte yaptım şarkıyı. Rap müziği. Dinlerseniz beni mesut edersiniz. Yüz görüntülemeye geçti. Ama benim beklentim o müzikten tabii ki biraz daha fazlaydı. Ama neyse işte ya. İzlerseniz iyi olur. Tamam. Okey. Yes my friend. O zaman sıradaki haberimize geçeceğiz. Sıradaki haber ne mi efendim? Küresel ısınma ile ilgili bir video çek dedi. Furkan Sait Akbulut. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalına gidip abone olabilirsiniz. Yine onun da desteğe ihtiyacı var. Yani daha fazla abonesi olması lazım. Hani anlatabiliyor muyum? Güzel bir kanal var. Sağ üst köşeden gidebilirsiniz. Tam destek Furkan'a. Evet. Mert Bey'e tam destek diyelim. Sağ üst köşeden gidip abone olabiliriz. O halde derhal haberimize geçelim. Kaya Haber Bülteni. Tut 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 tut. Devam ediyor. Sel ısınma nedir?
Küresel ısınmayı en açık şekilde başlıca artılan süre salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisi sonucunda dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklara göre artışa verilen isimdir tanımlanmak mümkündür. Günümüzde bilinen insanları küresel ısınma konusunda hemfikirdirler. Küresel iklim değişikliği, kit, insani, endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazların neden olduğu, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleri. Bu iklim değişiklikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum ve benzeri meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtiler de kendini gösteriyor. Küresel ısınma bizi nasıl etkiler? Küresel ısınma 21. yüzyılda insanlık için muhtemelen en büyük tehdittir. Küresel ısınma bizi iklim değişiklikleri, hastalıklar, orman yangınları, kuraklıklar, kıtlıklar, fırtınalar, yeni hastalıklar ve mali felaketlerle tehdit ediyor. Bu böyle bir felaket ki ülkeleri dünyanın azalan kaynakları için savaşmaya bile itebilir. Biz hala bunun farkında olmasak da küresel ısınma bizi çoktan etkiledi. Yıllar geçtikçe zorla tavizsiz bir şekilde hayatımıza daha çok girecek. Daha çok rahatsız edecektir. Uzmanlar küresel ısınmanın 10 ya da 100 yıllar sonra çocuklarımız ve onların çocukları için acı bir miras bırakacak şekilde bizimle olacağını söylemektedir. Bununla ilgili ne kadar çok şey yaparsak gelecek kuşaklar da o kadar az zarar görürler. Ve ağaçlar ısınmaya karşı mükemmeldir. Diktiğimiz her ağaç, bitki ya da çalılık iklim değişikliğiyle savaşa doğrudan yardımcı olur. Bunun sebebi bitkilerin karbondioksiti, yani küresel ısınmanın asıl kaynağını emmeleridir. Küresel ısınmayla ilgili, evinizdeki enerjiyi kontrol ettirin. Bir odayı kullanmadığınız zamanlara ışıkları sürün. Buzdolabını temizleyin. Temizle, Mr. Muscle. Kullanmadığımız sıcak suyu akıtmayın. Plastik, alüminyum ve metal konservelerinizi, kağıt ve camları geri dönüşüme atın. Şişelenmiş su almayınız. Su satın almayınız. Organik meyve ve sebze yiyin. Toplu taşıma araçlarını kullanın. Kullanmış eşyaları satın ve bağışlayın. Gel şu an bizimle. Her yıl dünyada yaklaşık 150 bin insanın ölümüne neden olmakta. Zaman ilerler diyor hemşerim, zaman ilerliyor. Karar vermenin tam zamanı. Küresel ısınma nedir? Sera gazları, atmosfer yapımı nasıl korumalıyız? İşte bu şekilde korumalıyız. Evet, bir haberimizin daha sonuna denk geliyoruz efendim. Umarım beğenmişsinizdir haberlerimi. Daha fazla haber istiyorsanız aşağıda yorumlarınızı alayım. Ne tür üzerine videolar, haberler çekmemi istiyorsanız aşağıda belirtin, ben de onları çekeyim. Demiş olduğum gibi siyaset hariç tüm haberleri atabiliriz. Spor. Spor da fark istemiyorum aslında. Teknoloji. Ben teknoloji üzerinde yoğunlaşma yönündeyim. Tabii ki sizlerin kararı, sporda yapabiliriz yani. Enteresan bir şekilde. Evet, transferler falan, şunlar bülten. Bülten devam edecek yani, anladığınız gibi bu şekilde devam ederse. Ama daha da fazla izlenmeyi hak ediyoruz bence. Bence gayet güzel, fakat daha fazla izlenirsek daha güzel olur. O yüzden ne yapıyoruz? Sizlerden bir şey istiyorum. Bu videoya götürebildiğiniz kadar artı bir like ve yorumlara da götürün. Zaten 03 plakasının sonucuna ne demiştim? İlk yazana ona hesabımla abone olacağım. Olmadıysam eğer ki, olduysam son videosuna like atarım. Tabii ki ben önceki bir 200 abone özel bir video çekmiştim. Ve onda yorumun altına gelen, videonun altına gelen herkese bazı yorumlar gözükmemişti, onlar olamadım. Çoğu gözükmüştü yalnız. Onların hepsini oldum on hesabımla. Kimilerine like attım, kimilerinin bildirimlerini açtım. O şekilde abone oldum on hesabımla. Like atmadıklarım var. Bildirimleri açtım onlarda da, yine demiş olduğum gibi. Birçok kanala destek sağlamış olduk. 1000 abone olmadı. Adım adım yolunda o kanallara da destek vermiş olduk. Demiş olduğum gibi inşallah
başarılarımızın devamını diliyorum. Kendim adıma ve sizlerin adına, sizlerin kanalları adına başka hepimizin başarılarının devamı gelir inşallah diyelim. Bültenimizi noktalayalım değil mi? O yüzden abone olup bildirimleri açalım, tamam mı? Ne olur. Şu zili aç ya. Zil. Nerede zil? Zil. Zil. Aç. Zili açıyorsunuz. Videolarından haberdar oluyorsunuz. Neydi? Haber bülteni. Sen de gel haberdar ol. Daha fazla, daha yeni, daha güzel yepyeni video istiyorsanız demiş olduğum gibi abi. O halde kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ben daha ne diyorum buradayım ya. Kaçayım. Söylemeyi unuttum. Herkesin cuması mübarek olsun.